Merhaba. Etik Değerler ve Eğitimi programının ilk bölümünü bugün konuşacağız. Ve bu ilk bölümü değerlendirme ve sorunları üzerinde olacak. Değerlendirme nedir? Nasıl yapıyoruz? Hangi değerlendirmeler, hangi türden değerlendirmeler değerlendirdiğimiz şeyin bilgisine, değerinin bilgisine götürüyor, hangileri götürmüyor, ezbere oluyor. Bugünkü konumuz bu olacak. Problemden başlayalım. Ne gibi bir problem, ne bir ihtiyaç bize bunu yapmaya götürüyor? Ne görüyoruz? Mesela çocukların eğitimine baktığımızda genellikle ideal ne oluyor? Bilgiyle donatmak oluyor. Nedir? Yaratıcı insan yetiştireceğiz. Bütün hedef bu. Yani bilgiyle donatılmış ama bu bilginin nasıl kullanılacağı hiç önemli değil. Yani başka bir deyişle, çocukların bilgisel yeteneklerini geliştirmeye çalışıyoruz eğitimde. Yalnız bizde değil, dünyada. Ama etik yeteneklerini geliştirmeyi düşünmüyoruz. Oysa etik yetenekler de gelişecek yeteneklerdir. Bu yetenekler ne gibi yetenekler? Değer konularıyla ilgili yeteneklerdir. Değerlerin ne olduğuyla ilgili yeteneklerdir. Dünyaya bir bakalım. Ne oluyor? En başta gitgide şiddetin arttığını görüyoruz. Terörizm her tarafa yayılıyor. Yayılmadığı yer kalmadı. Yoksulluk, ardı arası kesilmeyen göçler ve yolda giden insanlar. Bunlara yol açanların ve birbirine girift bir hale durumu getirenlerin değerlerden habersiz olduğunu, etik değerlerden habersiz olduğunu düşündürüyor. Hatta insan olduklarının farkında olmadığını düşündürüyor bana sorarsanız. İşte dünyamızı sarmış olan bu musibetlere yol açanlara bakınca bunların en önemli temelindeki nedenlerinin en önemlilerinden birisi yaptığımız değerlendirmelerdir. Aynı insanı, aynı olayı, aynı durumu farklı kişiler farklı değerlendiriyor. En basit günlük yaşamımızda görüyoruz bunu, ta uluslararası politikada da görüyoruz bunu. Neden oluyor bunlar? Yani değerlendirilen şey neyse o, insansal durumsa, insansal eylemse, aynı olduğuna göre nasıl oluyor bu? Bunu anlamaya çalışmamız gerekiyor ve açıklamaya çalışmamız gerekiyor. O zaman da belki birazcık değerlerin farkına varma umudu ortaya çıkıyor. Ben şimdi bunun için bazı örnekler vermek istiyorum. Bu örnekler de edebiyat eserlerinden. Bilmiyorum, şu anda bizi izleyenler Albert Camus'un Vebasını okudular mı? Albert Camus bildiğiniz gibi 20. yüzyıl Fransız edebiyatının önde gelen isimlerinden ve son derece bizim birçok şeyi görmemize yardımcı olan, birçok dikkat çekmeyen şeye ışık tutan ve görmemizi sağlayan çok da güzel örneklerle sağlıyor. Ben şimdi oradaki örnekleri arkadaki felsefi bilgiyle ilgisinde ele alacağım. Ve bu tabii değerlendirme konusuyla ilgili olacak. Bunun için önce benim yaptığım Weber'ın bir özetini size okuyacağım. Ondan sonra da yine aynı kitaptan farklı türden değerlendirmeleri gösteren iki örnek yine aynı kitaptan size okuyacağım. Oran kentinde 1940'ların bir Nisan sabahında Doktor Rio evinden çıkarken merdivenin sahanlı ortasında ölü bir fareyle karşılaşır. O güne dek oturduğu apartmanda hiç fare görmemişti. Doktor Rio sokağa çıktıktan sonra geri döner, kapıcıya haber verir. Aynı günün akşamı apartmana girerken karanlık koridorun dibinden bir fare sendeleye sendeleye ona doğru ilerler. Kendi etrafında döner, bir çığlık atar ve dudaklarının arasında sızan kanla can verir. Ertesi sabah evinden çıkarken kapıcı ona koridorda üç ölü fare bulduğunu,
İki gündür ona bu oyunu oynayanları da er geç bulacağını söyler. Doktor Rio'nun o gün kentin dış mahallelerindeki hastalarına giderken, yol kenarlarında, çöpler arasında şöyle bir saydığı fare ölüsü bir düzineyi bulmuştu. Karşılaştığı herkes de farelerden söz ediyordu. Doktor Rio'nun telefon ettiği farelerle savaş servisi müdürü, açık havaya çıkıp ölen sayısı kabarık farelerden söz edildiğini duyduğunu, deniz kenarında olan serviste 50 kadar fare ölüsünün bulunduğunu ama durumun ciddi olup olmadığı konusunda daha karar veremediğini söyler. Rio, kendisinin de bu konuda daha karar veremeyeceğini, ancak farelerle savaş servisinin buna karşı bir şeyler yapması gerektiği düşüncesinde olduğunu belirtir. 10 gün sonra oranın haber ajansı bir günde 6.231 fare ölüsünün toplanıp yakıldığını bildirir. Kentin her gün gözleri önünde duran manzaraya açık bir anlam veren bu sayı şaşkınlık yaratır. O güne dek yalnızca beklenmedik, biraz tiksindirici bir olaydan yakın oluyordu. Şimdi ise boyutları ne kadar olduğu daha bilinmeyen, kaynağı da ortaya çıkarılmamış bu garip olayda tehdit edici bir şey olduğu seziliyor. 13. günün sabahı aynı ajans günde 8.000 fare ölüsünün toplandığını, 14. gün ise olayın apansız kesildiğini bildirir. Oran kenti rahat bir soluk alır. Kentin rahat bir soluk aldığı gün öğle üzeri Doktor Rio evinin önünde arabasından inerken, bütün kent halkının saygı gösterdiği Rahip Panelu'nun kolunda zor yürüyen, boğazındaki bezeler şişmiş kapıcıyla karşılaşır. Akşam üzeri onu görmeye gittiğinde kapıcıyı bir eli boğazında bir eli karnında pembe bir şeyler kusarken bulur. Ateşi 39,5, boğazındaki bezelerden başka elleri bacakları şişmiş, iki siyah reke de göğsüne doğru yayılıyordu. Yukarı çıktığında tabipler odası başkanına telefon edip olağanüstü bir şeyler görüp görmediğini sorar. Görmemiştir. Ama Doktor Rio'nun lokal iltihaplı ateşle mi sorusunu, ha tabii, hatta bazı bezelerinin çok iltihaplı olduğu iki durum diye yanıtlar. Geceyi sayıklayarak geçiren kapıcı, ertesi gün hastaneye götürülürken ölür. Farelerin ortadan kalkmasıyla rahat bir soluk alan Roran'da, kapıcının ardından giden başkaları da olmuştur. Rio'nun toplayabildiği bilgilere göre 20 kişi ölmüştür bu arada. Ve bu kişilerin hepsi ne kapıcıydı ne de yoksul kişiler. Tabipler Odası Başkanı, hastaların karantinaya alınmasını sağlamasını kendisinden isteyen Rio'ya, böyle bir şeyin elinde olmadığını, ancak valiyle konuşabileceğini söyler ve hastalığın bulaşıcı olduğunu, kimin söylediğini sorar. Rio'nun ise her gördüğü hastayla anlayışı, kaygısı da artıyordu. Her doktorun bildiği birkaç ölü sayısını toplamak, harekete geçmek için yeterliydi. Toplam, bu garip kötülük üzerinde kafa yoranlara, ortada gerçek bir salgının olduğunu apaçık gösteriyordu. İşte tam bu sıralarda Rio'nun yaşlı meslektaşı Castelcicca gelir. Pek tabii Rio, bunun ne olduğunu biliyorsun der Castel onu görür görmez. Ve tahlillerin sonucunu beklediğini söyleyen Rio ile Castel arasındaki konuşma şöyle devam eder. Ben biliyorum, tahlillere ihtiyacım yok. Meslek yaşamımın bir bölümünü Çin'de geçirdim. Paris'te bundan 20 yıl önce bazı vakalar gördüm. Ancak onlara tam zamanında adını takmaya cesaret edememişlerdi. Kamuoyu kutsaldır, telaşa gerek yok, özellikle telaşa. Sonra bir meslektaşın dediği gibi olanaksızdır. Batı'da ortadan kalktığını herkes bilir. Evet, herkes biliyordu. Ölülerin dışında. Hadi Rio, ne olduğunu benim kadar siz de biliyorsunuz. Evet Castel, inanılacak gibi değil ama veba gibi görünüyor. Veba sözcüğü ilk defa ağızdan çıkmıştı.
Doktor Rio diğer Oranlılar gibi hazırlıksız yakalanmıştı. Hastalığa adını takmada duraksaması bundan ileri geliyordu. Hastalığın veba olduğunu itiraf etmişti ama tehlike hala gerçek dışıydı onun için. Pencerenin önünde duran Rio, veba ile ilgili bildiklerini ve tarihte okuduğu veba salgınlarını düşünmeye başlar. Kafasında tarihteki veba salgınları ile ilgili bildikleri, veba ile ilgili bildiklerine karışıyor. Atina'da, Milano'da, Marsilya'da, İstanbul'da, Londra'daki salgınlardan okuduğu sahnelerin arasından bir tümce. Nabız kopuk kopuk atar ve en ufak kıpırdamanın arkasında ölüm gelir tümcesi giriyordu. Evet, sonunda insanlar bir ipliğe asılı duruyordu ve dörtte üçü, tam sayısı buydu, kendilerini yok edecek bu algılanmaz devinimi yapacak kadar sabırsızdırlar. Dışarıda, taze bahar göğünün altında Oran halkı günlük yaşamını sürdürüyor. Dışarıda her an veba bir iki kişi yere seriyordu. Ama veba durdurulabilirdi. Yapılacak şey, görülüp kabul edilmesi gerekeni kabul etmek, gölgeleri kovmak, uygun önlemleri almaktı. Veba dursa, ki bu daha olası görünüyordu, her şey düzelecekti. Durmasa bile ne olduğu bilinecek ve başta bir çare bulunamasa bile daha sonra onu yenmenin yolu bulunacaktı. Önemli olan kişinin işini iyi yapmasıydı. Önemli olan şu anda her an o anda gerekeni yapmaktı. Ve Doktor Rio yapabileceğini, işini yapar. Hastadan hastaya koşarken resmi makamları hastalığın veba olduğuna inandırır. Önlemler aldırır ve kapıları kapanmış oranda vebaya savaş açar. Çevresindekiler de katılır bu savaşa. Veba yenilir sonunda. Ama Rio bilir ki bu yenilişi yalnızca bir süre içindir. Bilir ki vebanın mikrobu ne ölür ne de yok olur. Onlarca yıl mobilyalarda yünde uyuyup kalabilir. Odalarda, mahzenlerde, sandıklarda, mendillerde, eski kağıtlarda sabırla bekleyebilir. Ve belki bir gün gelecek ki insanların felaketi ve bir şeyler öğrenmeleri için veba farelerini yine uyandıracak, mutlu bir kente ölmeye gönderecek. Evet, şimdi burada Doktor Rio'nun o insansal durumun adını takıp veba olduğunu söylediği insansal durumun değerlendirmesini yapıyor. Ve bu doğru bir değerlendirme. Bir insansal durumun doğru değerlendirmesi. Ama şimdi size vereceğim örnekler yanlış değerlendirmeler bile değildir. Ezbere değerlendirmelerdir. Yani değerlendirilen şeyle ki burada durumdur, veba durumudur. Rio'nun yaptığı değerlendirmeye paralel ama ezbere değerlendirmeler örnekleri olacak. Ondan da ikisi de ezbere ama birbirinden farklı. Bunlarda ne olup bitiyor önce onları görelim. Şimdi Oran'da Kotar isminde biri var. Ve o oraya sığınmıştır. Bir cinayetten dolayı aranıyor ve oraya kaçmış. Polis onun peşinde ama vebadan dolayı kapıları kapalı olduğu sürece emniyette. Vebaya karşı kurdukları gönüllü sağlık ekipleri katılmaya çağırıyor bu biraz önce söylediğim cinayetten aranan adamı. Ve bu konuşma geçer aralarında. Kotar diyor. Bu benim işim değildir. Ayrıca veba içinde ben kendimi iyi duyuyorum. Durması için yapılan işlere karışmaya bir neden göremiyorum. Taru, doğru. Veba olmasaydı tutuklanacağınızı unutuyordum. Kotar, bu yeniden kurcalanan eski bir hikayedir. Unutulduğunu sanıyordum. Ama konuşan biri olmuştur.
Beni çağırdılar ve soruşturmanın sonuna kadar emirlerine hazır olmamı istediler. İşin beni tutuklamayla bitireceğini anladım. İşte şu anda korkulacak bir şey olmadığını biliyorum. Taru diyor ki, örgütümüze katılmayacağınızı anlıyorum. Kotar, bunu benden istememek gerekir. Taru, kuşkusuz ama hiç olmazsa gülümser, mikrobu gönüllü olarak yaymamaya çalışın. Şimdi ne oluyor burada? Veba ile ilgisi nasıl oluyor? Veba onun işine geliyor. Yani veba durumunu, bir insansal durumu kendine sağladıkları bakımından tırnak içinde değerlendiriyor ve onun ortadan kalkması için bir şey yapmak ihtiyacını duymuyor, hatta karşı çıkıyor. Veba sürdükçe o emniyettedir. Ben buna kişilerin kendi çıkarları ya da kendileriyle ilişkilerinde bir şey neyse, bir durumu, bir eylemi değerlendirmek olduğunu söylüyorum ve buna değer atfetme diyorum. Yani onda olmayan bir değer atfediliyor. Yani ezbere değerlendiriliyor. Veba olsun, kalsın. Yani onun işine geliyor. Bunu her şeyde yapıyoruz. Bir yasayı değerlendirmekten başlayın. Bir kişilerin eylemlerini. Eğer işime geliyorsa sizin bir yaptığınız, o iyidir. Ya da sadece olumsuz örnekler vermeyeyim. Kendimizle ilişki kurduğumuz her şey. Ben derste çocuklara sorarım, nineniz var mı? Film seyrediyor mu televizyonda? Evet diyor. Ağladığı oluyor mu film seyrederken? Evet diyor. Ne zaman ağlıyor? Kendi torununa benzettiği birini görünce, askere gidiyor, onu geçiriyorlar ya da kendiyle ilişki kurduğu zaman duygulanıyor, filmi beğeniyor. Yani sadece olumsuz değil, olumlu da. Ya da şuna, bu benim için önemli. Çünkü bir armağandır, oysa kaç para eder? 5 lira, 10 lira mı eder, ne eder? Yani değer atfediyorsun. Bu olumlu anlamda olabilir ama çoğu zaman tabii problem yaratan olumsuzları, yani işimize gelmeyen şeylere karşı çıkmak. Mesela bir yasa senin işine geliyor, çok iyi bir yasadır. Benimkine gelmiyor, kötü bir yasadır. Ama o yasa neyse odur. Bir yasa nasıl oluşturulur ona bakmak gerekir. Bu her şey için söz konusu. Buradaki örneğimizde bir durumu ele almaktı. Yani bir duruma değer atfediyor. Veba kötü bir şey değildir onun için. İşte değerlendirilen şeyle ilgisi olmayan bir değerlendirme biçimi hayatımızda çok önemli bir yeri vardır. Ve tabii ki çatışmaların ana kaynaklarından biri ve bundan sonra vereceğim bir başka tür bir değerlendirme, ezbere bir değerlendirme o da. Şimdi okuduğum özette bir peder vardı, Peder Panelu. Peder Panelu iki vaaz veriyor Oran'da o sıralarda, veba sırasında. İlk vaazında Oran'daki vebayı şöyle açıklar, tırnak içinde açıklar. Ya da Oranlıların durumuna değer biçer. Yani değerlendirir. Ben ona değer biçme diyorum bu ikincisine. Eğer bugün sizler veba ile yüz yüzeyseniz düşünme zamanı geldiği içindir. Doğrular bundan çekinecek değiller ama kötüler titremekte haklıdırlar. Evrenin uçsuz bucaksız ekin ambarında amansız döveç, insan buğdayını dövüp duracak, tane samandan ayrılıncaya dek. Taneden çok saman olacak, seçilmişlerden çok çağrılanlar olacak ve bu felaketi Tanrı istememiştir. Çok fazla zaman bu dünya kötülüklerle anlaşmıştır. Çok fazla zaman Tanrı'nın merhametine güvenmiştir. Pişmanlık duymak yetmiyormuş. Her şeye izin vardı. Ve herkes pişmanlık duymayacak kadar güçlü duyardı kendini. Zamanı geldiğinde nasıl olsa duyacaktı. O andan sonra en kolayı kendini salıvermekti. Tanrı'nın merhameti gerisini hallederdi. Bu sürüp gidemezdi işte. Bunca zaman bu kentin insanlarına acıma yüzünü göstermiş olan Tanrı, beklemekten bıkarak, sonsuz umudunda aldatılarak yüzünü çevirmiş bulunuyor.
Tanrı'nın ışığından yoksun kalan bizler, işte uzun süre vebanın karanlıkları içindeyiz. Ne yapıyor peder? Kendi hareket ettiği anlayıştan, değer anlayışından, dini inançlardan duruma değer biçiyor. Yani neden olmuştur? Veba bir çeşit açıklıyor. Çünkü oranlılar Tanrı'dan uzaklaşmıştır. Burada ne oluyor? Kabul edilen bir ölçütten, bir değer yargısından, bir inançtan bir duruma değer biçiliyor. Hayatımız birçok böyle değerlendirmelerle geçiyor. Kafamıza sokulan kendi kültürümüzde geçerli, kendi çevremizde geçerli değer yargılarıyla. Yani o çevrenin iyi veya kötü saydıklarıyla. Ve bilginin söz konusu olduğu yerde doğru değerlendirme yapamıyoruz. Bunlarla iş görüyoruz çoğu zaman. Yalnız şöyle bir fark var bu. Şimdi ikisi biraz önce söylediğimle bu, ikisi de ezbere değerlendirmelerdir. Değerlendirilen şeyin değeriyle bir ilgisi yoktur. Ancak şöyle bir fark vardır. Birisi daha çok çıkarlarla, hırslarla ilgili olabildiği için değer biçme dediğim şey, yani hazır bir değer yargısından değerlendiren için geçerli, grubunda geçerli değer yargısından değerlendirenin ahlaksal bir şey olduğu düşünülüyor. Çünkü orada çıkar yoktur. Genellikle geçerli bir değer yargısı oluyor. Çıkarla olmuyor. Bunda da bir çıkar var bana sorarsanız. O grubun değer yargısını korumaya çalışıyor. Ama olan bir, o olayla, değerlendirdiği olayla, eylemle hiç ilgisi yoktur. Ancak değerlendirmeyi yapanın bir çıkarı olmuyor burada. Bu bakımdan doğru değerlendirmenin ve değer bilgisinin olmadığı bir çevrede, bir dünyada, insanlarda bu ahlaksal bir değerlendirme sayılıyor, iyi sayılıyor. Oysa bunu, bu da ezberedir. Öbüründen daha ezbere değildir. Yani değerlendirilen şeyin değerini bize, diğerine bize götürmüyor. Ve öbürü gibi karşı karşıya gelen zıt değerlendirmeler yine biraz önce en başta başlarken söylediğim kavgalara, çatışmalara, insanların gitmesine yol açıyor. Tek neden bu değil ama ana nedenlerden biri bu. Teki değilse de çok önemli bir neden öbürüyle birlikte. Şimdi de isterseniz Rio'nun yaptığına bakalım. Ne yaptırıyor? Yani orada bir durumu doğru değerlendirmek nasıl olabilir? Onun örneğini bize veriyor orada. Önce adını takıyor. Doğru adını takıyor. Çünkü birçok çatışma da aynı duruma farklı adlar takmaktan, yani kendisinin adını takamamaktan ve dolayısıyla birkaç farklı ad takmaktan kaynaklanıyor. Aynı duruma kimisi olumlu bir ad takıyor, kimisi de olumsuz bir ad takıyor. Bunu da yaşıyoruz. Dolayısıyla ilk şey adını doğru takmaktır. Adını doğru takmak nasıl olur? Onu anlamak, onu görebilmek için önce durum ne? Durum ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Biraz şeyi de hatırlayalım. Rio'nun yaptığı, Rio'la ilgili okuduğumuzu. Ne görüyordu? Önce iki tane fare. Önce daha çok fare, ondan sonra kapıcı. Bunlar birbiriyle ilgisiz gibi görünen olaylardır. Yani birbiriyle ilgisi yokmuş gibi görünen, birbirinden bağımsız olaylar ama ortak bir noktası vardır. Dolayısıyla bir durumun adını takmak, doktorun teşhis yap, bir hastalığı teşhis etmesi gibi oluyor. Yani belirtilerinden yakalamak. Bazı olaylar ondan kaynaklanıyor ve onun başka olaylarda
aynı zamanda başka olaylar da oluyor. Şimdi bu paralel, aynı zamanda zamandaş olaylarda ortak öğeyi bulmak gerekir. Onu bulunca işte o durumun adıdır. Diğer bütün olan bitenler farklı olmakla birlikte ortak bir faktör, bir etken vardır. İşte bunu bulduğumuzda doğru teşhis yapıyoruz. Yani ilk adım bu, durumu doğru adını takmak. Adını, aynı adı doğru taktığı halde kişiler kendilerinden gelen başka belirleyicilerle birisi memnun olur, o birisi memnun olmaz. Ve aynı teşhisi yaptığı halde, aynı adı taktığı halde. Çünkü bir değerlendirme yaptığımız zaman hemen değerlendirmeyi yaptığımızla bir şeyler yaşıyoruz, bir yaşantı, bir şey duyuyoruz. Bazen öfkeleniyoruz, bazen işte ne bileyim en kolay örnek verilecek şey öfkelenmektir. Ama aynı durum ve aynı teşhisle birisi öfkeleniyor, birisi başka bir şey duyuyor. Çünkü kendisinin özellikleri farklıdır ve o gözle bakmıyor. Kişiden gelen belirleyiciler vardır. Burada mesela paraleli nedir buradaki teşhiste, vebada? Pencerenin önünde duruyor ve ne yapıyor? Veba ile ilgili bildiklerini, tarihte vebalarla ilgili okuduklarını bir araya getiriyor ve bir şey duyuyor. Evet, sonunda insanlar bir ipliğe asırı duruyordu ve bunu yapınca hemen ölmek gerekiyordu. Ve şey tabii, bu onun insanlara duyduğu sevgi ve acıma ile harekete geçiren öğelerdendir. Ve bunu da yapılması gereken şeyi bulmaya yardım ediyor. Yapılacak şey neydi? Görülüp kabul edilmesi vebanın. Gölgeleri kovmak, uygun önlemleri almaktı. Yani o zaman da yapılması gerekeni bu şekilde bulabiliyoruz bir durumda. Ama bu yapılması gereken yapılamaz olabiliyor. Yapılamaz olduğu takdirde de yapılabiliri bulmak söz konusu. Ondan sonra da tabii bu değerlendirmelerden sonra yapılacak şeyler bulunuyor, yapılıyor ya da yapılamıyor. Doğru değerlendirme öğrenilebilir, bilgisel bir iştir, öğrenilebilir. Yalnız şunu da unutmamak gerekir. Nasıl yapıldığını bildiğimiz halde çok kere yapamayabiliyoruz. Çünkü yeterince pratik bilgi elimizde olmayabiliyor o eylem, o durum hakkında. Yalnız o zaman şöyle bir tehlike azalıyor. Yani yanlış yapma tehlikesi biraz azalıyor. Çünkü doğru değerlendirme yapmadığımızın farkındayız. Dolayısıyla ona göre davranıyoruz, eylemde bulunuyoruz. Yani dikkatle ve tereddütle, yani bu böyledir diye düşünmeden yapıyoruz. Bu bakımdan değerler eğitimi, değerlendirme, değer ve değerler eğitimi bana sorarsanız insanca yaşayabilmek için şarttır. Ama bunlar ne kapsıyor? Bunları tabii ayrıştırmak, teker teker bakmak gerekir. Ben de şöyle bir soru ile bugünkü konuşmamızı bitirmek istiyorum. Bu konuştuklarımızla, bu bilgilerle kendi değerlendirmelerinize bakmak ister misiniz?